Sayın seyirciler, bugünkü programımızda okulda öğrencilere getirilen serbest kıyafet uygulamasını konuşacağız. Bu konu veliler, öğrenciler, esnaf ve halk arasında çok konuşuldu. Biz de mikrofonumuzu onlara uzatacağız. Psikiyatrist Bekir Ceylan'ın da görüşlerini alacağımız programımız işte başlıyor. Sayın seyirciler, şu an psikiyatrist Bekir Ceylan'ın yanındayız. Merhaba Bekir Bey. Merhaba. Bugünkü konumuz okulda öğrencilere getirilen serbest kıyafet uygulaması olacak. Siz çocuklar üzerindeki çocukların psikolojik etkileri hakkında ne söyleyebilirsiniz? Şunu kesin olarak söyleyeyim ki olumsuz yani. Çocukların kendi giysilerinin bu kadar farklı olması olumsuz oldu. Herkes biliyor ama küçükler bunu o an ifade etmese bile kendi aralarında çok acımasızdır çocuklar. Kendi aralarında bunu konuşurlar. Çünkü giysiler arasında muhakkak bir sınıf farkı olacak. Hatta daha tabaka farkı olacak. Yani kısacası zenginin, fakirin çocuğu ortaya çırılçıplak çıkacak. Bu çok çok acımasız bir durum. Yani bu çocuğun ruhsal durumuna büyük bir travmadır. Yani bu kadar ayrı bir şey giymeleri. Ama şu var, tek giysi giymeleri de içinde kendine göre belki bir farklılık olabilir ama hiç yoktan o giysilerin bir bütünlük yaratır. Hatta daha ileri gidebilirim, çocuklara özgüven yaratır. Mesela bazı ekonomik, sosyal durumu kötü olan çocukların ders durumları çok iyi olabilir. Oluyor da zaten ama o giysi onu daha da motive eder. Ama çocuk giysisi de farklı olursa, o istediği kadar çalışkan olsun, onun o çocuğun zekası ortaya çıkmayabilir. Onun için yani çocuğun ruhsal gelişimde, yani mental, ruhsal, zeka düzeyinde ortaya çıkmasında giysinin büyük bir şeyi vardır. Bir de şu an blue çağında olacaklar. O bir de var. Yani ben onu düşünmedim. Bir de dediğiniz doğru. Şimdi o arttı ya, 4+4'ü falan yaptı. Neyse. Bir de blue çağında olanları ben düşünmedim. Ben daha ufaklar. Bir de blue çağında olanlar ne yazık ki çok çok kötü. Çünkü saçından başta çocukların ta ayaklarına kadar çok büyük o gelişimi, kendini ifade etmek, kendilerini göstermek, ondan sonra karşı cinse kendini göstermesi bakımından ne yazık ki o çok büyük eziklikler olur. Bu eziklikler öyle kolay kolay geçmez. Yani travma deyip geçecek bir şey değildir. Bu ömür boyu insanların üzerinde olumsuz etkiler yaratır. Tabii az önce söyledik, başarısını etkili eder ve toplum gelişimini bence engeller yani. Onun için bu giysilerde ayrı olmasına karşıyım yani. Kesin olarak karşı. Serbest kıyafet uygulaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Hoşunuza gitti mi? Bence hoşuma gitmedi çünkü hani alan var, alamayan var. Hani. Sadece maddi açıdan mı değerlendiriyoruz? Bir de hani mesela dışarıdan gelen de girebilir okulumuza. Hani olaylar da olabilir, bence iyi olmadı. Kimi öğrenci belli. Evet. Yani hani kimi öğrenci gelebilir, bizim okuldan olmayıp da hani okula girebilir. Hani bir şey olabilir. O zaman bence öğretmenler kontrolü mü sağlayamaz diyorsunuz? Ya bence bir kart olmalı. Hani okula giderken o kartlara hani bakılmalı. O şekilde daha iyi olur bence. Ben şimdi beğenmedim açıkçası. Yani durumu olarak, yani durumu iyi olan var, kötü olan var. Şimdi çocuk mesela birisi nasıl giyecek yani, her gün aynı kıyafeti giyer. Yani farklı farklı kıyafetler giyemez. Fakiri var, zengini var yani. Peki okulda öğrenciler marka ayakkabı ya da kıyafet giyiyorlar mı? Giyiyorlar. Senin dikkatini çekiyor mu? Çekiyor. Ne düşünüyorsun peki başka? Ya. Sadece maddi açıdan mı? Ya maddi açıdan da çocuğun yani ruh hali bozulur. Öyle yani. Ben giyiyorum, sen giyemiyorsun gibi. Öyle şeyler olur. Seneye öyle serbest kıyafet olursa olur yani. Mesela kötü insanlar girebilir. Yani bizi etkileyecek. Yani hap satan, işte uyuşturucu satan insanlar da girebilir. O yüzden yani kötü olur bence. Yani öğretmenler kontrolü sağlayamaz diyorsun. Evet. Zor olur. Bence serbest kıyafet olmaması lazım. Çünkü yani durumu olan arkadaşlarımız var, olmayan arkadaşlarımız var. Mesela nasıl anlatayım? Bazılarının ayrımcılık oluyor. Acaba o kız ne giydi diyorsun. Kız meslek olduğu için atışma oluyor. Acaba o kız bugün ne giydi? Ben ondan daha güzel olmam lazım diye kavga da çıkabiliyor yani. Bence iyi olmadı. Okul kıyafeti daha iyi. Ya sabah sabah her gün aynı şeyi giymekten sıkıldık. Peki kıyafet bulmakta zorlanmayacak mısın? Yok ya. Serbest kıyafete geçtiniz mi? Okullarda daha geçmedik maalesef.
ne zaman geçeceğiz? 2013-2014 diyorlar ama çoğu millet dinlemiyor bizde. Gene serbest, gördüğünüz gibi serbest geliniyor. Peki sen bu konuda ne düşünüyorsun? Ben bu konuda ne düşünüyorum? Şimdi benim durumum var almaya ama dışarıdan köyden gelen atıyorum bir çocuk bir ketenle çarşafla gelebilecek parası varken normal parası olan insan daha fazla şey giyecek. Yani daha lüks şeylere kayacak. Marka mı alacak? Marka alacak. Gibi markalara kayacak yani. Okullarda marka giyen öğrencileri görüyor musun? Okullarda marka giyen öğrenciler bayağı çok yani. Hocaların ısrarla itiraz etmelerine rağmen çoklar yani. Gidilmesi iyi olur ama okulda giren çıkan belli olmuyor yani. Şey, herkes kafasına göre gidiyor. İşte seneye bizim okulda serbestleşecek bu şey. Serbest kıyafet de bence olmaması daha iyi. Durumu olan var, olmayan var mesela. Yanımızda küçük görünen oluyor. Hoşumuza gitmedi yani. Ya bence çok kötü oldu. Neden? Mesela bazen kıyafet bulamıyoruz ne giyeceğiz diye. İşte öyle yani. Kıyafet yetiştiremiyoruz mu diyorsun? Ne? Aynen, evet öyle diyorum. Ne diyorsun? Mesela bazen uygun olmuyor kıyafetlerimiz. Kışlık mesela, yazlık ayrı o yüzden. Bazen böyle kıyafet bulamıyoruz giymiyor. O konuda gitmedi. Ama okul kıyafetleri bizim pembe mesela, çok çocuksu. O yüzden hoşuma gidiyor bazen de. Her gün ne giyeceğim derdi oluyor bir kere bu. Kurallara uymayan kişiler zaten çok fazla. Sonra ne bileyim, öğrenci olduğumuz bir kere belli değil. Kimin hangi okulda olduğu zaten hiç belli değil. O yüzden bence güzel değil. Olmadı yani. Geçen gün tayt giyenler vardı mesela. Renkli renkli tayt giyenler vardı. Hocalar bunları görüyorlar ama hiçbir şey demiyorlar. Aslında tayt giymek yasak. Ne bileyim, farklı giyenler çok fazla. Fakir yani, durumu olan var olmayan var. Bir de her gün kıyafet yetiştirmesi zor oluyor. Biz satıcı firma olarak bu durumda mağdur durumda kaldık. Çünkü bu mesela biz normalde okul kıyafetleri satarken sabahleyin bir baktık gazetelerde okul kıyafetleri serbest diye bir karar çıktı. Yani bunu satan firmalara ya da üreten firmalar sormadan paldır küldür alınmış bir karar yani. Bunu çünkü sonuçta yani Türkiye genelinde binlerce insan yapıyor. On binlerce insan yapıyor. Yani bundan işte efendime söyleyeyim bir sürü işçi çalıştırıyor bu firma. Bizim çalıştığımız firmada 500 kişi çalışıyor mesela. Bu mesela aylık masrafı adamın 1 milyon yani lira tutuyor mesela. Rakam olarak. Bu adam ben ne yapayım şimdi diyor. Benim sistemim ona göre kurulu diyor. Mesela 500 kişi çalışıyor. Bu en basiti. Bunun genelinde Türkiye geneline bakıldığı zaman belki 100 bini buluyor bu okul firmasıyla çalışan firmalar. Ve bunlar mağdur durumda kaldı. Ve bunlar şimdi öyle bir sıkıntılı ki hani biz bir şekilde bunu şey yapıyoruz yani hani öyle böyle elimizdeki ürünü satıyoruz ama şu anda da alan veliler de var ama bu gözüktüğü gibi değil. Elimizde bizim hani stoklarımız da çok fazla oluyor. Mesela veli geldiği zaman buraya kıyafet bulamadığı zaman sıkıntı yaşıyoruz. Bu sefer de bedeni olmadım buradan boş çıkıyor. Boş çıktığı zaman da bu sefer diyor ki işte yok yapamıyorsunuz edemiyorsunuz. Mecbur stoklu çalışıyoruz yani yapılan mesela bir okulda 100 tane öğrenci varsa 120-130 tane kıyafet yapmak zorundayız. Mesela mal ürün bitiyor, bedeni bitiyor. Ondan sonra tekrar yaptırıyoruz. Ve bu durumda biz yani satıcı firma olarak mağdur durumda kaldık yani. Hani ve Türkiye genelinde de bizim gibi dediğim gibi binlerce esnaf var yani. Ve Türkiye sektöründe bunu yani yapan firmalar hep bunlar yerli üretim yani. Hani efendime söyleyeyim Çin'e ya da Bangladeş'e bağlı olarak yapılmıyor. Bunun iğnesi iptiği her şeyi okul kıyafetlerin Türkiye'de yapılıyor yani. Serbest kıyafet uygulaması ile ilgili olarak bir veli olarak ne düşünüyorsunuz? Ben istemiyorum açıkçası. Neden istemiyorsun? Çünkü bugün onu giyeceğim, yarın onu giyeceğim. O onu giyiyor, bu bunu giyiyor. Çocuk muhakkak arkadaşları yani böyle her gün aynı şeyi giymek istemeyecek. Bizim de bütçemiz ona göre. Yani onun için. Okullarda öğrencilere serbest kıyafet uygulaması geldi ya. Siz bunu nasıl buluyorsunuz? Çok isabetli buluyorum. Çok isabetli buluyorum. Yılda 3 tane çocuk okuttum. Yıllarca önlüktü, şeydi böyle askeri disiplin gibi. Herkes dilediği gibi, senin gibi güzel kızlar böyle dilediği gibi giysinler, dilediği gibi otursunlar. Çok isabetli buldum. Çok hayırlı olsun diyorum. Evet, peki dilediği gibi giyinemeyenler için ne söyleyebilirsiniz maddi? Bu toplum onları giyindirir, hiç merak etmeyin. En iyisini giydirir bak onları, hiç merak etmeyin. Bence çok, inşallah herkese güzel olur.
Ben kolundan, kıyafetinden insanlar böyle askeri disiplinden çıksın, özgürlüğüne kavuşsun. Rahat rahat otursun. Hiç siz şundan da endişe etmeyin. Giyinemeyene, alamayana bu toplum alır. Bugün hayırlı cuma günü bugün. Bugün hayırlı cuma günü. Herkes hayır yapmak için etraflarda dolaşıyor. 18 tane şimdi lokma yapan etrafta insanlar var. Bizim toplumumuz kendi insana sahip çıkar kızım. Valla herkesin kendisine bırakması, her velinin kendisine bırakmaları istiyorum ben. Herkes istediğini giyebilsin. Bunu tercih ediyorum. Serbest kıyafetle gelsinler. Serbest. Yani affedersin, kimisi beyaz sever, kimisi siyah sever. Renklerle zevkler ayrılır. Öyle mi? Evet. Ben de bunu tercih ediyorum. Yani serbest olsun diyorum. Evet. Şimdi her kişi kendi iradesine göre giydirecek. Şimdi bazı zengin kardeşlerimiz var, 50 liralık alır. Bazı zengin var, 150 liralık alır. Bazı kişi var, 10 liralık alır. Ne der? Başbakanımız ne diyor? Her insan diyor, ayağını yorganına göre uzatır arkadaşım diyor. Bizler de öyle yapacağız. Madem ki veliyiz, öyle yapmamız icap ediyor. Çocuklar bunu pek anlamıyorlar. Çok da idrak edecek yaşta değiller. Buluğ çağındalar malum. Biz onu idrak edeceğiz, anlatacağız. Onu artık o velilere bırakılacak. Veliler oğullarına, yakın kişilerine izah edecekler. Başka bir alternatifi yok. Bu. Ben bunu tercih ediyorum. Peki çocuklarla veli arasında çatışma yaşanır mı sizce? Yaşanmaz. Hani ben arkadaşım onu giyiyor, ben niye giyemiyorum diye. Şimdi arkadaşı 50 liralık yerse o 20 liralık yer ya. Evet, buna üzülmez mi, içerlemez üzülmez, mi? Üzülmez. O onun oğlu bilir. Ya benim babam fakirdir der. Orta bir esnaftır der. Artık babasına o güzellikler yapar. Evet, güzel bir pencereden bakıyorsunuz. Umuyoruz öyle olur. Hadi inşallah. Okullarda öğrencilere serbest kıyafet uygulaması geldi. Siz bu uygulamayı nasıl buldunuz? Valla bu uygulama aslında iyi bir uygulama, fakat zamanlaması yanlış. Bu uygulamada bizim gibi esnaflara, bu okul işi yapan esnaflara bir süre verilmesi lazımdı. Yani bizde şu anda elimizde stoklar var. Bir sonraki senenin de malını hazırlamış durumdayız. Zamanlama hatası olduğu için biz şu anda mağdur konumdayız. Artı okullarda fakir öğrenci ile zengin öğrenci arasındaki uçurum açılacak. Çocuklara bu da psikolojik olarak etkileyecek yani kıyafet konusunda. Peki sizin ürünleriniz elinizde mi kaldı artık? Tabii ne ki, olacak tabii. Onlar? Vallahi hiçbir işe yaramayacak. Direkt çöpe atacağız. İsraf mı? Tabii ki israf. Hem ülkemizin milli gelir, milli servetimiz o bizim. Milli servetimiz çöpe atılacak bir bakıma. Siz velilerle daha çok diyalog halindesiniz. Veliler bu uygulamayı nasıl buldu? Ya bize gelen velilerin geneli üniforma, hani çocuğun hani disiplin, hani okula gittiği belli olsun diye, hani o açıdan üniformalı olmasını istiyor genel anlamda. Üniformayı daha çok hani ben hani benim çocuğum öğrenci olsun, hani bizim diyor sabahleyin kaldırdığım zaman diyor çocuğa hani ben ne giydireceğim derdi olmasın diyor mesela. Giydiriyorum okul kıyafetini, gönderiyorum ben diyor mesela. Ben kesinlikle karşıyım. Şu şekilde karşıyım. Bir kıyafeti altında kimin ne olduğu, fakir zengin olduğu belli olmuyordu. Ama şimdi serbest kıyafete girince çocuklar arasında muazzam bir yarış başlayacak. Ve bu da aileleri fazlasıyla mağdur edecek. Çocukları psikolojik olarak çöküntüye sevk edecek. İşte o alıyor, ben alamıyorum gibisinden. Yani çok büyük uçurumlar olacak yani çocuklar arasında. Kıyafet seçimini neye göre belirliyorsunuz? Okula giderken giyiniyorsunuz. Neye göre belirliyorsunuz onu? Evet, biraz zor oluyor. Mesela bugün serbest kıyafetle geldik karnağa. Hani bir gün önceden gelin dediler. Hani dar olmasın, hani bir şey olmasın diye hani şey yaptık. Yani okula göre daha şey yaptık, karar verdik. Yarıda bulundular mı dar olmasın ne de mini etek olmasın hani diye? Şey, mini etek zaten giymeyiz okula gelirken. Eşortman giyinecek diye biliyorum. Hani kısa kollu falan o civarda, hani öyle biliyorum, ama dar pantolon giyinecekmiş. Ne elime ne geçerse onu giyiyorum yani. Evet. Kıyafetlerinizi neye göre belirliyorsunuz? Kıyafetlerimizi işte kot pantolonla falan gidiliyor. Böyle işte şortla falan gidilmiyor. Peki kıyafetlerini neye göre seçiyorsun? Kıyafetleri pantolon, gömlek üzerine kazak. Daha yani hoşuma giden bir şey kıyafetler diye. Evet, rengi hoşuma gidince. Aranızda bir çatışma yaşanır mı çocuklar? Zannediyorum yaşanır. Çünkü daha şimdiden kız çocuğu mesela, küçük olan kız benim. Yani o bir yere gidecek olsun, o kaç defa üst değiştiriyor yani. Onu mu giysem, bunu mu giysem? Onun için okula giderken ne yapacağız?
onu düşürmeye başladık yani. Şimdi bile yani ufacık çocuklar bile eskiden anne baba ne verirse giyiyordu. Şimdi diyor ki onun var benim yok. Yani ufacıkken yarış başlıyor. Bir de serbest olduğunu düşünün. Artık çocuklar markalaşacak. Ve bu da ailelerin ne bileyim huzursuzluk başlayacak. Bölünmeler başlar, ailelerde yıkımlar başlar. Çünkü onu alabilmek için büyük bir gelirin olması lazım. E şu devirde de biliyorsunuz. Herkes ekmek peşinde. Yani aileyle çocuk arasında çatışmalar yaşanabilir diyor. Muazzam çatışmalar olur. Muazzam çatışmalar. Kopuklar başlar, kopmalar başlar. Çocuklar başka yönlere sevk olmaya başlar. Hele genç kızlar. Genç kızlar, hadi ufak çocuklar neyse de genç çağa eren kızlar da, erkekler de düşünün. Bilmiyorum artık. Veli ile çocuk arasında çatışma yaşanır mı sizce? Veli ile çocuk arasında özellikle kız çocuklarında sıkıntı olabilir. Çünkü kız çocukları yani çok hani giyim konusunda çok şeyler hassas olurlar. Hani güzel giyineceğim, şey giyineceğim diye gösterişli giyineceğim. Şimdi bir arkadaşı mesela bir kıyafet alıyor. O da özeniyor. O da almak istiyor mesela misal olarak. Veli'nin de hani alacak durumu olan alır. Ama alamayacak durumu olan mağdur durumda kalır buradaki şeyde. O yüzden hani bir aile açısından, bir bazı aileler açısından ezik bir durum olabilir yani alıp alamama konusunda, maddiyattan kaynaklanan bir şey. Ama üniforma konusunda, üniformayı her standart olduğu için, üniforma kıyafetlerini ve öğrenciler giydiği için fakirmiş, hani zenginmiş ayrımının olmamasından ziyade onlarla her biri, mesela bir zengin çocuk da bir fakir çocuk da arkadaşlık yapıyor, orta derecede arkadaşlık yapıyor. Ama bu sefer kıyafetler farklı olduğu zaman, dediğim gibi daha önce de dedim, ayrışımlar olur yani. Çocuklarla veli arasındaki ilişkiye değinmek istiyorum. Çatışma yaşanır mı? O da kesin ya. Sizler bunu biliyorsunuz. Çünkü çocuk acımasız annesine babasına gidecek, olmayan şeyi talep edecek. Tabii aile de bunu karşılayamayacağı için bir çelişki, bir kavga, bir şey olacak. Çünkü çocuk dışarıda gördüğü giysiyi anne babasından talep edecek. O da olmadığına göre çocuk ne yapacak? Depresyona girer, sıkıntıya girer ve aile arasında büyük bir soğukluk olur. Bana niye almıyorsunuz diye. Ve çocuk da haklı, aile de haklı. Burada haksız olan bu giysileri ayrım yapan kişilere. Yani kısacası o sizin o çağda çocuk her türlü talebi isteyecektir evden. Ama ne yazık ki ailede karşılayamayacağız. Çünkü ekonomik durum ne yazık ki çok kötü durumda yani. Peki hazırlanma süresi sence değişir mi? Hangi kıyafeti giyeceğim diye daha fazla zaman harcanır mı? Bence de yani. Zaten her gün aynı kıyafeti giydiğimiz için pek sorun olmuyordu. Şimdi hangi kıyafeti giysem, işte şunu mu giysem, bunu mu giysem sorun olur, hem zaman alır. Uyumlu oldu mu falan dedi. Evet. Anladım. Peki hala şimdi okula hazırlanma sürende bir değişiklik oldu mu? Hayır. Hep aynı yani. Sadece akşamları hazırlıyorum kıyafetlerimi. Okul kıyafetleri önceden sabahtan hep ayrı olduğundan giyiyordum. Şimdi akşamdan karar veriyorum ne giysem diye. Yok ya, uzamıyor. Zaten servisle geliyorum, o zamana kadar çıkmam lazım. Hani öyle bir aksama olmuyor. Niye göre belirliyorsunuz kıyafetinizi? Hani uydu uymadı mı falan diye. Evet, uydu uymadı. Hani pantolonumuza göre genellikle hani ben belirliyorum. Bugün öyle yapmıştım. Hani kıyafete göre belirliyorum. 6'da uyanıyorum işte. Bir 15 dakikada falan giyiniyorum. 20 dakikada kahvaltımı yapıyorum işte. 7-10 kala servise binip geliyorum buraya. Ama şimdi her gün kıyafet aramak zorunda kalmayacak mısın? Yok. Akşamdan hazırlarsam sıkıntı olmaz benim için. Peki hala okula giderken ne kadar zamanda hazırlanıyorsun? Yarım saat falan. Fazla hazırlanmıyorum. Zaten benim evimde yakın olduğu için buraya pek sorunum olmuyor yani. Kısaca. Peki okula gelirken ne kadar saatte hazırlanıyorsunuz? Bir saatte falan herhalde. Mesela kıyafetleri denediğimde bu böyle uyumlu, bu böyle uyumsuz falan diyoruz. Bugünkü duruma, okul derslerine, okula göre falan kötü falan diyorum. Öyle. Şimdi bir de Bekir Bey, yaptığımız röportajlarda şuna rastladık. Çocuklar pantolonlarıyla ayakkabılarının uyumlu olması, kazaklarının uyumlu olmasına özen göstermeye çalışıyorlarmış. Zamanlarını buna harcıyorlarmış. Peki bu konuda ne söyleyebilirsiniz? Derslerini etkileyebilir mi bu durum? Kıyafetlerine daha fazla zaman harcamaları?
Çok güzel bir soru. Zaten siz sorunun içine cevabı da verdiniz. Dediğiniz doğru. Çocuklar onlarla uğraşırken, dedim ya, özellikle ergen çağında saçından başlar çocuk oynamaya. Onlarla uğraşırken, üstüyle başıyla uğraşırken gerçekten bu ders başarısı düşer yani. Zaten ben çok ileri gidiyorum. Ergenlik çağa gelen çocukların hiç olmazsa bir yıl ertelensin okul diyorum. O çağa atlansın, sonra okul devam etsin. Şimdi bir de o çağda çocuklar sizin söylediğiniz gibi elbiselerle de uğraşması, inan kesin olarak söylüyorum. Bunu laf olsun diye kesin olarak söylüyorum. Başarı düzeyleri düşer. Sence bu öğrenciler arasında farklı gruplaşmalara neden olacak mıdır? Ayrımcılıklara neden olacak? Tabii ki olacak yani. Biz okulda da görüyoruz da yine yani var, kıyafet değişikliği olmadan bile var yani böyle şeyler. Kıyafet değişikliği olduktan sonra da yine de olacak bence. Daha fazla. Bence olabilir. Hani zenginler bir tarafa ayrılır. Hani durum olmayanlar bir tarafa ayrılır. Hani zengin olanlar daha iyi giyineceği için hani fakir olanlar biraz daha dışlanacak bence. Sence kızlar arasında çekişme yaşanır mı? Bence kavgalar çıkar yani bu şeyden sonra. Kıyafetten sonra işte sen bunu giymiştin, ben bunu giymişim diye. İşte maddi durumu iyi olmayanlar mesela bir pantolon, iki gömlek falan öyle gelebilir. Zengin olanlar çeşit çeşit gelirse, çeşit çeşit giysi giyerse şey olabilir. Ayrım seçim olabilir. Okullarda marka ayakkabı falan giyiliyor mu? Giyiliyor. Peki sence bu okulda ayrışmaya neden olacak mıdır? Öğrenciler arasında gruplaşmaya neden olur mu? Ya olmaz herhalde. Ben pek yani fikrim yok o konuda. Ya hiç belli olmuyor. Mesela herkes eşit durumda giyiniyor bence. Zengini de fakiri de aynı eşit durumda giyiniyor. Gruplaşmaya sebep olur ve gerçekten sınıfsal olarak ve ekonomik olarak da birbirlerine ayrılacaklar. Sokakta, okulda, sınıfta, ondan teneffüste çocuklar ayrılacaklar. Ve diğer ekonomik durumu yetmeyen çocuklar onlara doğru gitmek isterken sıkıntılar olacak, aileye zorlayacak. Ya daha da ilerisi hırsızlıklar olacak. Ya bir de o var. Çocuklar ne yapsın? Bunu şey yapmak için hırsızlıklara başvurulacak. Ya tabii haklı olarak yani onu istiyor, o bakımdan gerçekten gruplaşma olacak ve gruplaşma sonucunda çocukların işte dediğimiz gibi dersten başka bir de hırsızlıklar dediğimiz sıkıntılar, depresyonlar yani çok çok olumsuz sonuçta doğacak. Evet. Gruplaşmaya bayağı çok şeye neden olacağını düşünüyorum ben. Çünkü hangimiz öğrenci, hangimiz normal insan onun ayırt edilemeyecek burada. Onların ayrımı olacak ve müdürler de hangimiz bizim öğrencimiz diye takip etmekte zorlanacaklar. Babam normal maaş alırken, normal düzeyde maaş alırken dışarıdaki insanlar farklı maaş alıyorlar. Yani bir madende çalışanla benim durumum farklı ama yani babam gene de bizi en üst düzeyde yaşatmaya çalışıyor yani. Çocuklar üzerinde etkisi şu olur yani mesela şimdi okulda gruplaşmalar olur yani. Nasıl gruplaşma olur? İşte okulda işte bir fakir grup olur, bir orta grup olur, bir zengin grup olur. Okul üçe bölünür. Okulu üçe bölünür. Bunun yanında okulda güvenlik sıkıntıları yaşanır yani. Yani yaşanması da normaldir. Şimdi mesela okula gittiğiniz zaman çocuk üniformalı kıyafetiyle okul öğrenci olduğu belli oluyor. Ama bunun yanında mesela dışarıdan biri geldiği zaman okulun çevresine ya da bir şeyine baktığı müdür ya da oradaki öğretmenlerden biri şüpheli şahıs gördüğü zaman direkt zaten polis arıyor. Ha bu diyor bizim okuldan değil şüpheli şahıs. Polis geliyor, kimlik kontrolüdür şeydir. Zaten o gelen şahıs bir daha okula uğramıyor bile hani rahatsız edilince. Ama bunun önüne geçemeyecek ve okulda mesela normal sıradan vatandaş bile girecek. Okulun efendime söyleyeyim kütüphanesine, kantinine. Hani bu bayağı sıkıntı olacak yani. Kızlar çok kavga edebilir. Yani aynı kıyafetleri sen giydin, ben giydim diye. Onlar gruplaşır yani o kızlar bir tarafa ayrılır, diğer kızlar bir tarafa ayrılır. Ya bizim arkadaşlarımız arasında olmadı yani şahsen. Çünkü herkese kıyafet değişimi zaten oluyor, yapıyoruz kendi aralarımızda. O yüzden sorun yok yani şu anda. Gruplaşma olur herhalde. Çünkü çocuğum benim bu sene kız olan 4. sınıfa gidiyor ve marka takıntısı olmaya başladı. Çünkü neymiş? O arkadaşı o markayı giyiyormuş. Erkekler arasında da öyle, kızlar arasında da öyle. Öyle yani. Olur. Kıyafetler olur. Zengin fakir kapsamı ortaya çıkar. Ne bileyim yani hiç iyi olmadı bence.
Sayın seyirciler, bugünkü programımızda okulda öğrencilere getirilen serbest kıyafet uygulamasını konuştuk. Yaptığımız röportajlara göre çoğunluk uygulamadan memnun değil. Peki ilerleyen günlerde bu durum nasıl olacak? Biz de gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Böylelikle programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.